Arkadaşlar selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu arada fark ettiyseniz biraz görüntüde değişiklik olabilir. Nasıl çıkıyor tam emin değilim. Tabletle çekiyorum bu sefer. Biraz da tabletle video çekmeyi denemek istedim. Çünkü HD seçeneği de varmış bendeki tabletin. Bir de bir ortam değiştirmek istedim. Salona geldim, böyle duvar önüne geçtim. Umarım güzel, net görünüyordur görüntü. Ayrıca başka yere bakıyor olabilirim. Şu an objektif şurası aslında, şu tarafta, sol tarafımda. Normalde ben hep laf atardım arkadaşlara, neden başka tarafa bakıyorsunuz, kameraya baksanıza falan diye espri yapardım. Şu an onların yaptığın zor bir şey olduğunu fark etmiş oldum. Gerçekten insan ekranda kendini görünce, gerçek elinde olmadan ekrana kayıyor insanın gözü. O yüzden bir oraya bir oraya bakarsam lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Bu video karışık bir alışveriş videosu olacak. Yurt dışından gelenler ve Gratis Osman'dan yaptığım bazı küçük alışverişleri göstereceğim. Önce ojelerle başlamak istiyorum. Ya da önce dudağımdaki rujla başlayayım. Arkadaşlar, bu Golden Rose'un Velvet Matte serisi rujlarından, 23 numara. Bu arada normalde biliyorsunuz 20 numaraya kadardı bu rujlar. Ama geçen ay falan sanırım bir 7-8 renk daha çıktı. İnternet sitesinden ben alamıyordum renklerini. Henüz swatchlerini görmediğim için, pek alan olmadığı için merak ediyordum yalnız bir iki tane rengi. Yücel Parfümeri'de, karşı yakalıkiler bilir, Yücel Parfümeri'de merak ettim, sordum yeni renkleri var mı diye. Olduğunu söylediler. Ben de hemen bu bordo, muhteşem bordo 23 numarayı aldım. Şöyle de bir renk. Bildiğiniz gibi deli gibi bordo ruj sürüyorum. O yüzden de sürekli bordo ruj alıyorum. Çok güzel bir bordo tonu. Tam benim sevdiğim bordo tonu. Birazcık kahveye dönük. Normalde 20 numara da var bende. Hatta Instagram'da paylaştım. 20 numara daha kırmızı pembeye dönük bir bordo. Ama bu böyle daha bordoya dönük, çok daha güzel bir renk. Ben bunu daha çok beğendim. Açıkçası bu rujların yapısını zaten çok seviyorum. Bu 12 küsur liraydı Yücel Parfümeri'de. Normalde sitesinde 13 küsur. Sonra 5 tane oje aldım. 4 tanesi bu yine Golden Rose'un Color Expert serisinden. Bir tane de açık renk vardı. Onu anneme almıştım. Ona verdim. Benim aldıklarım 35 numara. Şöyle çok güzel bordoya dönük bir kırmızı. Sonra bu elimdeki 31 numara. Tırnaklarımdaki. Gerçi bu rengi pek kendime yakıştırmıyorum ben nedense, ama bu da böyle bir renk. Diğeri de almak istediğim bir renkti. Orijinal parfümerde bulunca aldım. Çok koyu, böyle içinde belli belirsiz ışıltılar olan 59 numara. Daha sonra gratis, karşıyaka çarşıya gratis açıldı arkadaşlar. Haberi olmayan arkadaşlara da söylemiş olayım. İskele tarafından girdiğiniz zaman ileride biraz sağ tarafta görünüyor zaten. Oradan birkaç parça şey aldım. Çok önemli şeyler almadım. Bayağı da büyük bir gratis bu arada. Beğendim. Wet n Wild, bu benim sevdiğim White Shine serisinden Burgundy Frost'u aldım. Bunu geçenlerde ben sürdüm arkadaşlar. Instagram'da paylaştım. Çok çok güzel, hoş, böyle hafif metalik bir bordo. Yücel Parfümeri'den başka ne aldım? Bir de dudak kalemi kullanmıyorum ama şunun doğal rengi çok hoşuma gitti. Emily'nin bu 220 numaralı şöyle dudak
rengi doğal. Daha göstereyim. Şöyle doğal dudak tonlarında bir. Ya çok ters oldu ya. Dudak kalemini aldım. Daha sonra yine Gratis'ten şu Benjin ıslak bebek havlusunu aldım. Hem paketi böyle çok şirin geldi. Hem de kullanıyorum. Kokusunu da çok beğendim ayrıca. Açtım birkaç tane kullandım. Çok tatlı, hafif böyle şekerli bir kokusu var. Daha sonra ne almışım? Nivea'nın, bu da yücel parfümlerden. Nivea dudak balmları 4,5 liraydı indirimde. İndirimde gördükçe alıyorum. Bu çok sevdiğim sütlü ballı olanından aldım. Sonra Rossmann'dan bu For Your Beauty markasının aplikatörlerinden aldım. Bu arada şimdi yanıma almayı unutmuşum. Bir de fan fırçasını aldım bu markanın. Bende fan fırçası yoktu. Böyle 3-4 liraya da bulmuşken almak istedim. Yani biraz dandik ama çok fazla kullanmayacağım zaten. Hani gözaltıma nadir de olsa far döküldüğü zamanlar silmek için. Yine Rossmann'dan bir de böyle işte 20'li kumaş olan yara bantlarından aldım. Şimdi ha bir de Rossmann'dan bir şey daha aldım. Bunu Puff Buket'in son alışveriş videosuydu sanırım. Bir alışveriş videosunda görmüştüm Buket'in. Merak etmiştim. Bu Rivar Delup'un Makeup Corrector Pen. Makyaj hatalarının temizleyici kalemi. Bunu tam şey gibi yapmışlar. Bu tırnak da bulaşan ojeleri silen kalemlerin makyaj versiyonu gibi olmuş. Şöyle bir ucu var. Hani rimel mimel böyle gözün kapağına bir yere bir şey bulaştığı zaman onları silmek için. Arkasında da yine böyle tırnak kalemindeki gibi 3 tane ucu daha var. Kirlendikçe ucu takıyorsunuz. Evet. Buradan alan alışverişlerim bitti arkadaşlar. Şimdi AliExpress ve eBay alışverişlerime sıra geldi. Bu arada burada dakikayı da görüyorum. Tabletle çekince süreyi görebiliyormuşuz. O da iyi oluyor. Ben çünkü makineye çektiğim zaman hiçbir şekilde kendimi görmeden çekiyordum. Kaç dakika oldu, ne oldu hiçbir şeyden haberim olmadan çekiyordum. Bu açıdan da iyi olmuş oldu bu. Öncelikle bunlar geleli bana bayağı oldu. Bir aya yakın oldu. Bunları ben eBay'den almıştım. Yine Instagram'da da paylaşmıştım. Bütün alışverişlerimi paylaştığım gibi. eBay'den aldım. Şu 3 tane arkadaşlar. Cat Eye model gözlük. Neden 3 tane aldım? Bunlar sadece 2 dolardı. Bu gözlüklerden hem eBay'de hem AliExpress'te yüzlerce var. Yüzlerce satıcı bu gözlüklerden satıyor. 2 dolara satan da var. 4 dolara, 3-5 dolara satan da var. Ben 2 dolar en ucuzlarından bulduğum için 3 renginden almak istemiştim. Zaten bende cat eye gözlük de yoktu, cat eye model. Merak ediyordum bana nasıl duracak, yakışacak mı. 3 gözlüğü de 6 dolara bulunca almak istedim ve aldığımdan beri bu siyah olanı hatta 2 kere taktım arkadaşlar. Şu siyah olan bu mat siyah, bir de bunun parlak siyahı vardı. Bunu 2 kere taktım. Yani tabii kaliteleri iyi değil ama hani sürekli gözünüzde kalmadığı sürece takılabilecek gözlükler, gayet de havalı duruyor. Ben zaten çıktığım zaman sürekli gözümde durmuyor. Yani şuraları biraz geniş olabilir ama onun modeli sonuçta o. Bilmiyorum, ben kendime çok yakıştırdım bu gözlükleri arkadaşlar. Bu mat siyah olanı. Diğer ikisi, biri fuşya mor gibi, diğeri de kırmızımsı bordomsu gibi bir renk. Onlar desenli ve ikisi de aynı modelden renkler. Kırmızı olan şu şekilde. Şu anki saçlarımla bunun çok iyi uyacağını düşünüyorum. Böyle. Kırmızı olan 2 dolar arkadaşlar. Şaka gibi. Yani 15 liraya 3 tane cat eye gözlüğüm olmuş oldu. Sürekli Lennon modeli almaktan başka model almıyordum son zamanlarda. Bu da çok güzel bir böyle fuşyamsı, bordomsu bir renk. Ben bunu çok beğendim. Bunları aldığım satıcının
Linkini de videonun altına ekleyeceğim, bakabilirsiniz. Bu eBay arkadaşım da diyecektim. eBay arkadaşlarım bunlardı. Bu eBay alışverişimdi. Şimdi AliExpress'e geçiyorum. Bu alışverişimde henüz 2 gün önce falan geldi. Oradan asıl alacağım şeyler şunlardı. Asıl alışveriş amacım şunlardı arkadaşlar. Bu parfüm atomizerlardan, yani şişe parfümlerinizi yanınızda taşıyamadığınız için bu alt delik kısmından parfümlerinizin üstüne basarak bunların içine parfümlerinizi doldurup çantanızı atıp çıkıyorsunuz. Acayip rahat, pratik ürünler bunlar. Bunlar biliyorsunuzdur, Travaolo diye bir markanın çakmaları ya da taklitleri, nasıl derseniz. Bence çakmaları demek istemiyorum. Gayet kaliteli ve kullanılır şekildeler, çünkü hiç uyduruk değiller. Ben de bunların Travaolo olanlar 35-40 lira falan sanırım. Bir de Flormen çıkardı sonra. Flormen çıkardı da 12-13 lira gibi bir şeydi galiba. Ama tabii ki internette daha uygun fiyatı olunca ben Flormen'a 12 lira bile vermek istememiştim. Ben geçen sene bunlardan 3 renk almıştım. 2 tanesi annemdeydi, bir tane de benim, şu morun aynısından vardı. Onu ben çok severek kullanıyorum. Ama tabii tek parfüm içinde o benim. İçine çünkü parfümün kokusu biraz siniyor. Hani içindeki parfümü son fısına kadar bitirdikten sonra başka bir parfümünüzü doldurabiliyorsunuz. Ben öyle yapmıştım. Bendeki moru. Ama hani istedim ki 2-3 tane daha olsun. Özellikle o Bath & Body Works'ten aldığım devasa şişedeki vücut spreylerini bunlara doldurup çantama atmak istedim yani. O amaçla da aldım. Çünkü onları çantaya atmak biraz zor oluyor bildiğiniz gibi. O yüzden bunlardan arkadaşlar 1,5 dolara falan buldum. Çok ucuz. Şimdiye kadar gördüğüm en ucuz atomizerler o satıcıdaydı. 1,5 dolara bulunca 5 rengi daha aldım. Şu 2 tanesi anneme, teyzeme falan gidecek. Bir tanesi böyle açık parlak pembe, bir de mat kırmızı. Bunlar da benim olanlar. Mordan bir tane daha aldım. Bir tane çok tatlı bir mavi, bir de siyah aldım. Bunları hatta doldurdum arkadaşlar. Mavi olana Bath & Body Works'ün Beautiful Day adlı vücut spreyini doldurdum. Bunun içinde de Warm Vanilla Sugar var. İkisine de aşığım. Özellikle Beautiful Day'i yazın bayağı kullandım ve hala şu kadarcık falan azaldı. Bunları 1,5 dolara aldım. Bunları aldım. Satıcıda bayağı karışık ürünler vardı. Ben öyle karışık ürünler satan satıcıları çok seviyorum. Hani aklınıza gelebilecek her şey var. Böyle bir milyoncu tarzı bir satıcıydı. Onun yanına daha çok ucuz fiyatlara başka ürünler de ekledim. Bu 2 tane yüzüğü aldım. Bir tanesi şu eklem yüzüğü, çok hoşuma gitti. Ben böyle gösterişli, daha kalın eklem yüzüklerini de çok seviyorum. Normalde daha kibar, ince olanları satılıyor Türkiye'de. Bir de çiçek sevmediğim halde, evet, çiçek sevmediğim halde şu yüzüğü aldım. Arkası şekli şu şekilde. Bunlar bu arada ayarlanabilir yüzükler. Şöyle çok tatlı bir yüzük aldım. Bunlar birer liraydı. Daha sonra Instagram'da paylaştığımda herkesin çok bayıldığı, çok beğendiği şu lens kabını aldım. Böyle kremalı, vişneli, kirazlı, çok geniş bir lens kabı. Nasıl bulacağımı şaşırdım ya. Zaten ters tarafa bakıyorum. Yalnız bunun böyle bir sorunu varmış. Şu kısmı çok minik, görüyorsunuz. Benim normalde ellerim, küçük parmaklarım incedir ama ona rağmen şu kısım o kadar minik ki tırnaklarımı uzun kullandığım için buradan lens almak işkence gibi olacaktır. Hani belki şu baş parmağımla alabilirim. Baş parmağımı kesiyorum. Bu da yine 1,5 dolar falandı. Bunun 6 çeşidi vardı. Yalnız bunlarda seçim yapamıyorsunuz. Rastgele yolluyorlar. Bazı satıcılarda böyle ürünler oluyor. Rastgele 6 tane böyle kakaolu, karamelli falan da vardı. Bana bunu yollamışlar. Şansıma çok tatlı. Sonra ihtiyaç olarak şu diş fırçası kapaklarından aldım. Bu normalde 5'li paket. Bir tane de mavi var. Onu diş fırçama taktım. Bazen ben hep kapaklı kullanıyorum diş fırçalarını. Kapaksız kullanamıyorum. Bazen ama aldıktan birkaç gün sonra kapaklar bozulabiliyor, kapanmıyor, bir şeyler oluyor. Onu da aklıma getirerek pratik olur, kullanışlı olur diye bu yedek kapakları aldım.
Gayet dediğim gibi kullanışlı bir şey yani. Daha sonra iki tane de kolye aldım arkadaşlar. Bir tanesi şu artık her yerde gördüğünüz böyle motifli, çiçek motifli gibi şu kuru kafa kolye. Bu da yine 1,5 dolar falandı. Bu uzun bir kolye. Bunu uzun kullanıyorsunuz. Uzun olduğu için büyük kolyeler güzel görünüyor. Seviyorum. Diğeri de Instagram'da yine paylaştığımda herkesin bayıldığı, benim de çok beğendiğim. Dedem. Şu nasıl göstereyim? Şu arkadaşlar Galaxy kolye. Çok tatlı, çok yaratıcı bir kolye. Şöyle bakın. Bunların ikisi birbirinden bağımsız. Bu da kısa bir kolye. Zincir biraz uzundu. Ben kestim, kısalttım kendime göre. Bu da arkadaşlar yine 1,40 dolar falandı. Şaka gibi. Ve bunun 7-8 renk çeşidi vardı. Ben böyle morlu mavili galaksiyi aldım. Bir de bunun böyle renkli olanları, mavili olan galaksileri, başka morlu olan galaksi renkleri de vardı. Yani al birkaç tane insanlara hediye et. Taktığınız zaman da şu şekilde duruyor. Arkadaşlar şimdi takamadım, gösteremedim adamı. Taktığınız zaman şöyle şu şekilde duruyor. Ben çok beğendim. Çok tatlı ve çok ucuz iyi şeyler aldım. Yine bu satıcının linkini de aşağıya yazacağım arkadaşlar. Umarım bu görüntü kalitesi iyi olmuştur. Umarım burası çok karanlık olmamıştır. Bana iyi göründü. Yorumlarınızı bekliyorum. Tabletle çekmeye devam mı edeyim? Nasıl olmuş? Merak ediyorum. Çünkü başka videolarda görüşmek üzere.